Evet sevgili arkadaşlar şimdi de Boğazlar sorununa bakıyoruz. Dış politikası diyoruz ama Boğazlar sorunu var karşımıza neden? Çünkü Boğazlar e, Lozan Barış Antlaşması'na uluslararası bir komisyona bırakılan bir yönetimle yönetiliyordu. Dolayısıyla da uluslararası dış politika olmuş oluyor. Evet. E, ama biz bunu iç politikaya çevireceğiz. Onun yollarını arıyoruz şu anda. E, Montrö Boğazlar Sözleşmesi yapılacak 1936 yılında. Yani yapıldı Hı -hı. <laughs> o dönemde. E, Türkiye'nin aleyhine çözümlenen Lozan'daki e, maddeler değiştirilerek Türkiye'nin lehine e, yapıldı. Şimdi nasıl oluyor bu? Uluslararası bir komisyon varsa eğer bizim topraklarımız e, içinde bizim uluslararası bağımsızlığımıza aykırı bir durum yaratıyor. Yani biz kendi kendimize yönetmeliyiz. Komisyon yani. da nesi? Dolayısıyla bu bizim milli bağımsızlığımıza misakın hmm. milli düşüncesine aykırı. Evet. Bu yüzden... E, yani Lozan Antlaşması'nın üzerinden bayağı bir zaman geçiyor. Biz uygun ortam bulduğumuzda bunu değiştirebiliyoruz. Hı hı. Yani niye hemen yapılmadı da ya da niye orada kabul edildi de bu kadar zaman sonra? Çünkü e, uygun ortam nasıl doğuyor? Bir kere Almanya hani İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık başlıyor demiş ki Almanya hızla silahlanıyor. Bu Almanya yarın bir gün e, bizim boğazlardan geçmeye kalkabilir diyeceğiz. Yani bizim bahanelerimizin olması hı hı. lazım. Gerekçelerimiz bahane demeyelim de gerekçelerimizin olması lazım. İtalya e, bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan'a saldırıyor. E, bize yakın bir yer yani. E, sıra o kadar bize da gelir yakın diyoruz. Ama gene. Yani dünya haritası üzerinde düşününce <laughs> sonuçta İtalya neden gidip oraya saldırıyor? Evet. Bize de saldırabilir. Oraya mi giden mi? bize de gelir. Evet. Yani Yunanistan'a gelir, sonra bize gelir gibi. Hı hı. E, büyük düşünmek e, politikalarda önemli. Japonya gidip Mançurya'ya saldırıyor. Çine ait olan. Yani üç tane saldırgan devlet var ve bunların sınırının ne olacağını bilmiyoruz. Hı hı. Ne kadar ilerlemeyi planlıyor. Mesela Japonya diyor ki Asya Asyalıları'ndır. Yani bu demek oluyor ki bütün Asya'yı alacağım ben. Asya'da işte İngiltere'ymiş Amerika'ymış hani sömürgeci devletlerin falan da yeri yok. Bu çok büyük bir iddia. Dolayısıyla bunların hepsinden sıra bize gelebilir. Nihayetinde biz de bir ucu Asya'da olan bir devletiz. Hı hı. Yani hem Avrupa'dan hem Asya'dan Doğu ve Batı'dan olmak üzere. Bir kere güvencemiz yok. O Hı -hı. yüzden biz uluslararası komisyonla falan uğraşamayız. Evet. Yeri gelip kendi kararımızı vermemiz lazım. O yüzden bu gelişmeler Türkiye'nin isteğiyle İsviçre'nin Montreux isminden de anlaşılacağı gibi tam İsviçre Montreux. ismi Montreux şehrinde bir konferans toplanarak e, biz bu isteklerimizi dile getiriyoruz. Kimler katılıyor? Tabii ki o dönemki dostlarımızdan biri Yunanistan her şeyden haberi olması gereken İngiltere ve Fransa. <laughs> her şeyi burnunu sokan da bekliyordu hocamız. Sovyet Rusya zaten onların bir şeye dahilse karşısında ne olduklarını öğrenmesi gereken devlet. Eee <laughs> Yugoslavya da zaten çok geniş sınırlara sahip olduğu için eğer bunlar katılıyorsa bu dengenin içinde ben de olmalıyım diyen bir devlet. Ve Japonya da zaten e, Asya Asyalılarındır dediği için sıra bakayım kim katılmıyor? Ona yöneleyim sıra hangisine gelsin Manchuria'dan sonra diye düşünerek katılıyor. Tabii gözlemci olarak katılıyor. İtalya e, bu sözleşmeyi daha sonra imzalıyor. Çünkü İtalya'nın saldırgan politikaları var demiştik ya. Yani Habeşistan'a saldırmış. Asıl korkulan zaten İtalya. Niye hemen katılsın? Önce bir Habeşistan'a alayım. <laughs> sonra, sonra katılıyor Rusya e, başlangıçta karşı çıkıyor diyor ki uluslararası bir komisyonu bırakmaya devam edelim bu boğazları çünkü yarın öbür gün işte Almanya saldırır e, İtalya saldırır ben Rusya olarak aşağı inerim hemen boğazlardan geçerim diyor hı hı. fakat e, İngiltere ile Fransa diyor ki ne malum senin de oradan geçerken Orayı almayacağım. Evet. Bu sefer bizim de işimize gelmez. Onun için devletler zaten anlaşamıyor birbiriyle. Hepsi birbirinden korkuyor. O yüzden diyorlar ki e, iyisi mi burayı kendi kendilerinde Türkiye yönetsin, Türk hükümeti yönetsin. Biz karışmayalım. Boğazlardaki hakimiyet e, tamamen Türklerin olmak üzere kabul ediliyor. Yani Montreux Boğazlar Sözleşmesi misak milliye uygun olarak hı hı. E, Türklerin boğazlar sorununu çözdüğü anlaşma oluyor. Hı. Ticaret gemileri serbestçe geçecek. Ee, zaten serbestçe geçiyordu. Onunla bir değişiklik olmadı. Boğazın iki yakasındaki askersiz yerlere asker yerleştirebilecek. Şimdi Lozan'da e, Boğazın iki yakasına da asker yerleştiremezsiniz maddesi Tam tersinci, vardı. Silah, silahsızlandırılacak o evet. bölge. Hatta e, Mustafa Kemal Atatürk'ün şöyle bir e, hamlesi vardı. O kadar büyük bir hamle ki aslında bu. Asker yerleştiremiyor muyuz? Biz askeri okul yaptık buraya eğitim Hı -hı. veriyoruz deyip askeri okulları açıyor. Evet, yani askeri lisesi o yüzden açılıyor. Evet istiyorum. bu çok büyük bir hamle yani Hı -hı. yarın bir gün bir şey olduğunda biz yine o askerleri kullanarak kendimizi koruyabiliriz diye çok büyük bir savunma hamlesi. Şu an üniversiteye çevirdik abi öyle bir şey oldu ama bir değişiklik oluyor sanırım. Hı -hı. Ee, Barış zamanında da ticaret gemilerinin geçişine izin verilecek ama savaş gemilerinde sınırlandırmalar getirilecek. Tabii ki o dönemki teknolojiyle şimdiki bir değil. Yani aramalar, taramalar e, günümüz şartlarıyla olduğu gibi Hı. düşünmemek lazım. Daha detaylı, işte işleyişler daha yavaş. Savaş durumunda Türkiye isterse boğazları kapatır, isterse açar. Kimseye hesap vermek zorunda değil. değildir. Ve önemi çok yani önemli yani. <laughs> bir kesinlik ortaya çıkıyor yani. Artık Türklerin Hı hı. Son söz söyleniyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki güvenliği artıyor. Çünkü e, Akdeniz'den gelebilecek yani boğazlardan yukarı çıkıp e, ilerleyebilecek bir tehditin önünü kesiyor. Hı hı. E, esasında Karadeniz'den gelebilecek bir tehdit de kesilmiş olur ama Rusya o dönemde bir tehdit olmadığı için bunu söyleme ihtiyacı hı hı. duymuyoruz. E, tehdit İtalya o dönem. Boğazlar sorunu misakımın niye uygun bir şekilde e, tabii ki zaten demin de söylediğimiz gibi çözüme kavuştu.